Yani bilmiyorum, ben pek inanmıyorum açıkçası, o yüzden de artık takip etmiyorum. Onun yerine belediyeleri takip ediyorum çünkü onlar kendi listelerini verdiği için onlardaki daha doğru oluyor ve normal listeyle uyuşmuyor. Daha önceden rakamlar açıklanırken ilk önce günlük vaka sayısı olarak açıklanıyordu. Ancak şu an günlük hasta sayısı olarak, yani tabloda bir değişme gözlemlendi. Yanlışları dile getiren gazeteciler içeride mesela, ben gençliğimi heba etmek için, heba etmemek için ben bu konular hakkında yorum yapmıyorum. Ben önce Fahrettin Bey'e gerçekten güvendik, samimi söylüyorum. Bir güven verdi ama ne zaman siyasete bulaştı, ondan sonra bu işin şeyi kaçtı, dozu kaçtı. Vallahi Türkiye'de hiçbir şeyin geçerliliği yok, hiçbirbirini tutmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın dediği hiçbirbirini tutmuyor. Başhekim ayrı bir şey söylüyor, yerel yöneticiler farklı bir şey söylüyor, bakan başka bir şey söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü yaptığı açıklamada tabloda sadece semptom gösterenlerin yer aldığını söyledi. Siz açıklanan tablo ve veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, ben pek inanmıyorum açıkçası, o yüzden de artık takip etmiyorum. Onun yerine belediyeleri takip ediyorum çünkü onlar kendi listelerini verdiği için onlardaki daha doğru oluyor ve normal listeyle uyuşmuyor hiçbir şekilde. Doğru bulmuyorum. Bu kadar. Hiç izlemedim. İzlemedim yani. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şunu düşünüyorum. Daha sonra ilk başlarda hasta sayısı olarak geçerken, vaka sayısı olarak geçerken sonradan hasta sayısı olarak geçmesi, kandırılmış gibi hissettim mesela. Bu şekilde. Gizlendiğini düşünüyorum vaka sayısının. Sadece bunu düşünüyorum. Yani. Çünkü bilmiyorum. Veriler gerçekçi gelmiyor bana şu anda, verilen veriler. O yüzden saklandığını düşünüyorum. Daha ne kadar devam edecek onu da bilmiyorum. Bu kadar yani. Ben dinlemedim ki onu daha hiç. Dinlemedim, yok. Yani açıklanan verileri gerçekten hani çevreden duyduğum, sonuçta bir doktor çevremiz var, hastane çalışanları var. Çok da doğruluğuna inanmıyorum. Bunun minimal seviyeye indirilerek bize aksedildiğini düşünüyorum açıkçası. Açıklanan tablo ve verileri ve hastanedeki ölüm oranlarına ya da çevremizdeki insanlara baktığım zaman ölüm oranları o kadar fazla geliyor ki bana çok açıklanan veriler inandırıcı gelmiyor açıkçası. Ama tabii ki ortada bir devlet ve bakanlık var. Vatandaş olarak güvenmek zorunda kalıyoruz. Umarım doğrudur. Umarım hepimiz risk altında değilizdir. Zaten çok şey hastalarla ilgilenildiğini vesaire düşünmüyorum. Çünkü zaten ben de geçirdim birkaç hafta önce. Yani sadece bir tane ilaç verilip geri gidiliyordu. Hani şerit bile çekilmedi olduğumuza dair. Yani pek ilgilenilmiyor zaten. Ben açıkçası çok da şaşırmadım işlenilmediğine dair. Çünkü çevremdeki çoğu kişi hasta ve vaka sayıları çok az. Bence yanlış yani. Neyse odur. Hastaysan hastasındır, değilsen değilsindir yani. Semptomları göstermeyen hasta değildir ya da gösteren hastadır diye. Saçma bence. Siz de virüs, yani pozitif çıktınız. Doğru mu? Evet. 3 hafta önce karantinadan çıkmıştım. Peki denetimler nasıldı? Yani herhangi bir denetim yoktu. Sadece bir kez sağlık müdürlüğünden aramışlardı sanırım. Nasılsınız vesaire diye sordular. Hani iyi olduğumuzu söyledik. Bir daha da aramadılar. Sadece bir kez ilaç getiriyorlar. Hatta bir tanıdığıma ilaç bile gelmedi. Yani öyle. O şekilde pek ilgilenilmiyor yani. Peki siz bu süreci nasıl atlattınız? Yani çok ağır olmadı benimkisi. Sadece 3-4 gün falan aşırı derecede eklem ağrılarım oldu. Onun dışında ateşlenmedim, öksürme de olmadı. Böyle net bir şekilde nefes darlığı da çekmedim. Öyle yani, çok ağır bir şekilde atlatmadım, normaldi. Semptom gösteren hastalar, yani evde kalmayacak olanları, hastanede olanları yazdı, söyleniyordu. Bir haberde, haber sitesinde okudum. Bunun doğru veriler olmadığını ve de sadece hastanede yatanların koronavirüslü olarak, mesela grip olanları da saymıyorlarmış. Koronavirüs pozitif, yani pozitif çıktığı halde karın ağrısı, uykusuzluk şikayetleri olmayanları da saymıyorlarmış. Bu yüzden yanlış verildiğini düşünüyorum. Doğru verilerin verilmesini istiyorum diyeyim. Vallahi şimdi ne diyeyim ki, hayırlısı olsun inşallah ya. Yani bir an önce şu illetten kurtulsak iyi olur yani. Şimdi tam da takip edemiyorum çünkü alıştık artık. Aynı görüntüler, aynı şeyler.
tek temennimiz bir an önce kurtulmamız. Ben bu konunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Tamamen bu konunun Ankara'ya bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu vakaların hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece Kayseri'de bile o kadar vaka varken Türkiye'de çok az gösteriliyor bence. Böyle. Teşekkür ederim. Benim herhangi bir bilgim yok. İnan ki bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben şimdi o verileri düşük görüyorum ya. Şimdi şöyle ki 81 vilayetimiz var değil mi? 81 vilayetten bir kişi ölmez mi ya? Bir kişi ölmüş olsa 81 kişi der. Ben bunları hani fazla şeyli görmüyorum ya. Düşük görüyorum. Hayır yani hasta sayısının, vaka sayısının hepsi hastanede yatmıyor. Semptomsuz geçirenler de buna dahil dedi. İnanmak zorundayız, inanıyorum yani. Doğru söylüyordu. Yani yanlış bilgi verecek hali yok yani Sağlık Bakanlığı. Türkiye genelinde bir korona olayına hiç eskisi kadar önemseme olayı yok. Yani vatandaş biraz daha ciddiye aldı olayı. Sağlık Bakanlığı'nda güzel çalışmaları var. Alınan tedbirler yerinde. Dünya genelinde düşünecek olursak Türkiye bu konuda biraz daha önde gidiyor. Onun için Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim ben. Kendim şahsım adına. Yani şöyle söyleyeyim, ben gerçekçiliği hakkında şüphelerim var. Neden şüphelerim var? Yaklaşık bundan bir ay önce 18 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam tarihi, Nevşehir'in Avanos beldesine bağlı Kalaba kasabasında benim köylüm 4 kişi vefat etmişti koronadan. Korona testi pozitif çıktığı için. Ama aynı tarihlerde koronavirüsten ölen kişi sayısı 25'ti. Yani nüfusu 7000 olan bir yerde 4 kişi ölüyorsa 81 milyonda 21 kişi mi ölüyor? Ben bunu kendi kendime düşündüm. Yani cevabına varamadım. Bunu ben çok dile getirmek de istemiyorum. Çünkü dile getiren mesela yanlışları dile getiren gazeteciler içeride mesela. Ben gençliğim heba etmek için, heba etmemek için ben bu konular hakkında yorum yapmıyorum. O yüzden ben yorumsuz kalmak istiyorum. Vallahi Türkiye'de hiçbir şeyin geçerliliği yok. Hiçbirbirini tutmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın dediği hiçbirbirini tutmuyor. Başhekim ayrı bir şey söylüyor. Yerel yöneticiler farklı bir şey söylüyor. Bakan başka bir şey söylüyor. Türkiye'de ne sağlık sistemi kalmış ne bir şey kalmış. Her şey çökmüş. Onun için bunların hepsi birbirini yalanlayan, birbirini şeyden, yani halka yalan söylüyorlar. Başka bir şey değil. Halka yalan söylüyor. Gerçekleri söylemiyorlar. Sırf Kayseri'deki hasta sayısı Türkiye'deki hasta sayısından daha fazladır. Daha önceden rakamlar açıklanırken ilk önce günlük vaka sayısı olarak açıklanıyordu. Ancak şu an günlük hasta sayısı olarak, yani tabloda bir değişme gözlemlendi. Bu gözlemlediğim hadise de şu. Önceden filyasyon ekibi gittiği zaman 24 saat içerisinde sonuçları verebiliyordu. Ama filyasyon ekibi ne kadar çok yoğun çalışıyorsa bu 5 güne kadar sarkmaya neden oldu. Yani bir gün içerisinde açıklanan rakamın aslında hangi güne olduğunun da tam tespiti mümkün değil. Çünkü ben etrafımdan biliyorum, COVID'e yakalanan birçok akrabam var, yakınım var. Ve bunların mesela bazıları 5 gün sonra sonucuna ulaşabildiler. O yüzden hani rakamların günlük olduğuna çok itibar edemiyorum. Ancak şöyle bir şey var. O günkü kendi Sağlık Bakanlığı'nın tespiti belki o gün için geçerli. Yani belki 5 gün öncesinin rakamını aynı gün için açıklayabiliyor. Ama ölüm rakamları için hala içimde bir şey var. Bazı kalp krizi olarak gösterilen vakalar da bence Covid'le alakalıymış gibi geliyor. Çünkü Covid'in zaten kalp rahatsızlığı ya da şeker hastalarına daha büyük etki oldu. Kronik rahatsızlıkları olanları daha şey. Mesela doğal ölüm olarak gözüküyor ama sonra çıktığında aynı Covid'liymiş gibi cenaze namazı kılmıyor. Çünkü birçok akrabamda olduğu için biliyorum, Covid'liymiş gibi şey yaptık. En barizi özel hastaneden taburcu olmayı beklerken hasta eks oldu, yani öldü dediler ve biz bunu aynı şekilde sanki ne Covid'liymiş gibi cenaze namazından cenazenin bulunduğu yerden yaklaşık bir 15 metre geride
sosyal mesafeli bir şekilde hiç cenazeyi göremeden kabre koymuş olduk. Yani rakamların şey olarak COVID'e bağlı mı, COVID'e bağlı değil mi ölümlerin tam tespitinin olmadığını düşünüyorum yani. Verilerin doğru olduğuna inanmıyorum. Niye? Ben emekli bir öğretmenim. İyi kötü bilgi sahibim. Çevremiz de var. Ben o vakaların baştan itibaren önce Fahrettin Bey'e gerçekten güvendik. Samimi söylüyorum. Bir güven verdi ama ne zaman siyasete bulaştı ondan sonra bu işin şeyi kaçtı. Dozu kaçtı. Bence bütün bilgiler doğru değil. Ben dün şeyden de baktım. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde orada da veri doğru değil. Artı Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul etmiyor. Hindistan'ı, Türkiye'yi ve Bulgaristan'ı mı? Yok özür dilerim Rusya'yı. Demek ki bir yanlışlık var. Bence de mesela o 17 kişinin öldüğü açıkladığı gün Kayseri'de, ben Kayseri'liyim, 8 tane ölü vardı. Bir tanesi de benim cenazemdi. Ben inanmıyorum yani. Ama baştan Fahrettin Bey güven verdi. Ama ondan sonra bu işin şeyini kaçırdı. Keşke doğru söylenseydi de insanlarımız bu kadar rehavete kapılmasaydı diye düşünüyorum. Yani çok inandırıcı gelmiyor bize işin açıkçası. Bu kadar net. Daha başka bir şey söylemek istememiz gerekmiyor. Yani her gün artan vaka sayısı ortada, insanların durumu ortada. Yani çok böyle inandırıcı gelmiyor işin açıkçası. Vallahi dinlemiyorum abi.